Eğer sınavlara hazırlanıyorsanız, ödevleriniz varsa, ders başına oturmanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyoruz. Sayfalarca bilgiyi beyninizde güvenli bir noktaya transfer etmek ve orada saklı tutabilmek oldukça zorlu bir iş. Ancak bu 9 ders çalışma tekniğiyle emin olun bilgileri çok daha hızlı ve verimli bir biçimde öğreneceksiniz. 1. Çalıştığınız konuları ilginçleştirin. Çalıştığınız konulara ilk baktığınızda bu benim ne işime yarayacak diyebilirsiniz. Ancak unutmayın, hayatta her öğrendiğiniz şey bir oyunda seviye atlamanıza yarar gibi sizin dünyayı ve onu yöneten kuralları anlamanızda bir adım daha ilerlemenizi sağlayacak. Örneğin türev ve integral mi çalışıyorsunuz? Limit sonsuza gittiğinde bunun ne demek olabileceğini tekrar düşünün. Fizikte kaldırma kuvvetini mi çalışıyorsunuz? Öğrendiğiniz konunun inşaat araçlarında nasıl etkili olduğunu hayal edin. Böylece öğrendiğiniz konular sadece kitapta kalmayacak. Siz onları gerçek hayattan örneklerle özümseyeceksiniz. 2. Zamanınızı iyi planlayın. Plan başarı getirir. Özellikle gelecek sene için sınavlara çalışıyorsanız, zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmek için kesinlikle bir çalışma programınız olsun. 3. 20 ila 50 dakika arası değişen bloklarla çalışmaya gayret gösterin. Zamanlı test çözmek gerektiğinde bu mümkün olmayabilir. Ancak konu okumaları ve tekrarı yaparken özellikle dikkatinizi kaybetmemek için arada sandalyenizden kalkıp koşun, sıçrayın, takla atın. Beyninize kan gidişini hızlandırmak için elinizden geleni yapın. 4. Kendinize çalışmak için güzel bir yer bulun. Bu odanız olabilir, ancak her gün odanıza kapanıp ders çalışmak bir süre sonra canınızı sıkabilir. Maalesef Türkiye'de kütüphanelerin azlığı kütüphaneleri önermemizi zorlaştırıyor. Ancak yakın çevrenizde bir kütüphane varsa burası çalışmak için ideal bir yer olabilir. Bazı öğrenciler ise yakın çevrelerindeki kafeleri ders çalışmak için tercih ediyorlar. Yer tercihiniz ne kadar sessiz bir ortamda çalışmak istediğinize bağlı olarak değişebilir. Psikolojik olarak araştırmalar gösteriyor ki hafif ses ders çalışma temposunu artırabiliyor. Ancak çok yüksek sesli müziğin olduğu ve insanların bağırdığı ortamlarda ders çalışmaktan sakının. 5. Zihninizi berrak tutun. Eğer ders çalışmadan önce aklınızda çok fikir olmasından dolayı odaklanamıyorsanız, beyaz bomboş bir kağıt alın ve aklınızda sizi meşgul eden şeyleri buna dökün. Hepsini yazdıktan sonra göreceksiniz ki zihniniz rahatlamış ve ders çalışmaya hazır olacaksınız. 6. Ders sırasında atıştırmalıklarınız olsun. Özellikle de odak kaybetmeden uzun saatler çalışmak istiyorsanız, kan şekerinizin çok düşmesini beklemeden hemen atıştırabileceğiniz yiyecekler yanınızda veya yakınınızda bulunsun. Ancak bunları soru çözerken veya bir şey okurken yemeyin. Sadece yemeği çiğnemek bile oldukça dikkatinizi dağıtacaktır. 7. Önce en önemli şeyleri öğrenin. Bir konuyu okurken sadece okuyup geçmeyin. Okuduğunuz kitaba neleri ve nasıl not aldığınız oldukça önemli. Her okuduğunuz bölümde en önemli noktaları bulun ve işaretleyin. Anlamadığınız konuların yanına soru işareti koyun. Ya da anlaması zor konseptlerin yanına kendiniz not alarak daha basit bir dille açıklayın. Okumayı pasif bir aktiviteden oldukça hareketli ve aktif bir aktivite haline getirin. Konuları okurken renkli tükenmez kalemleriniz ve kurşun kalemleriniz yanınızda eksik olmasın. Alakalı olduğunu düşündüğünüz konuların altını aynı renk kalemlerle çizin. 8. Çalışma kartları yapın. Formül mü ezberlemeniz gerekiyor? Hemen bir çalışma kartına bunu yazın. Bir kelimenin anlamını hep unutuyor musunuz? Kartın ön kısmına Türkçesini, arkasına da İngilizcesini yazın. Çalışma kartlarınızı hep saklayın. Konuları tekrarlamanız gerektiğinde veya sınavlara çalışırken bu kartlarla oyun gibi çalışın. 9. Bir grupla çalışın. Amerika'da yapılan psikolojik bir araştırma gösterdi ki Asyalı öğrencilerin Amerikalı öğrencilerden üniversitede çok daha başarılı olmasının sebebi, Asyalı öğrenciler grup halinde çalışarak birbirlerine destek olurken Amerikalı öğrenciler tek başlarına çalışmayı tercih ediyorlar. Asyalı öğrenciler grup halinde çalışarak birbirlerine soru çözerken ve bir konuyu anlamaya çalışırken destek oluyorlar ve birbirlerinin bilgilerinden yararlanıyorlar. Amerikalı öğrenciler ise Asyalı öğrencilerin ulaştığı bilgiye sahip olana kadar saatlerini kaybediyorlar. Dolayısıyla sizin gibi motive birkaç arkadaşlarınızla çalışmaya önem verin. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz.